Evet, merhaba arkadaşlar. İsmim Atik. Proya yazılımın genel müdürüyüm. Şimdi önümüzdeki 30-40 dakika içerisinde sizleri ProtoSteel ile tanıtmaya çalışacağım. ProtoSteel biliyorsunuz ProtoStructure ailesinin bir parçasıdır. Ve ana amacı çelik yapıların imalat resimlerini elde etmek. Yani günümüz piyasada biliyorsunuz çelik yapıların en önemli ihtiyacı onların imalat resimlerinin hazırlanmasıdır ve bununla ilgili birçok program kullanılmaktadır. Uluslararası programlar çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Biraz onlardan da bahsederek ProtoSteel'in kabiliyetlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Proya ve Prota'nın işbirliğiyle bu noktaya geldik. ProtoSteel ile ilgili konuşuyorum. Her ikisi hem Proya yazılım hem Prota yazılım sektörde bu konuda uzman firmalarıdır. Hem gerek analiz olsun, gerek tasarım, gerek çizimler olsun bu konuda yılların tecrübesine sahip olan firmalarıdır. ProtoSteel ise Komosis, arka planda Komosis motoru olan bir yazılımdır. Dolayısıyla arkasında gene yaklaşık 18 senedir bir tecrübesi var ve yıllardır kullanılan bir motor üzerinde kurulmuş bir sistemdir. Ben şimdi size bu yazılımı biraz yavaş yavaş anlatmaya başlayacağım. Şu anda ekranda gördüğünüz yazılım ProtoStructure. ProtoStructure'de siz çelik yapılarınızı istediğiniz şekilde bir sürü otomasyon şeyler özellikleri var. Bunları kullanarak hazırlayabilirsiniz ve hazırladıktan sonra tasarlayacaksınız, analiz yapacaksınız, tasarlayacaksınız. Tasarladıktan sonra profillerinden memnun kaldığınız noktada ki artık bunlar tasarımın son halidir. O noktada ProtoStructures'dan ProtoSteel'i bu bilgileri aktaracaksınız. Bu bilgileri aktardıktan sonra size program, yani program ProtoSteel'i taşıyacak ve ProtoSteel içerisinde bunları, bu profilleri artık detaylandırmasını yapabilirsiniz. Yani bağlantılarını hazırlayabilirsiniz, şeyleri görebilirsiniz, tüm kesimleri yapabilirsiniz, civataları girebilirsiniz, kaynakları girebilirsiniz. Her tür bağlantı burada mümkün ve bağlantıları yaptıktan sonra bunlardan çelik imalat resimlerini elde edebilirsiniz. Şimdi ben size tabii aklınızda bir sürü soru olacak. Neler yapabilir, neler yapamaz? Onları anlatmak için daha önce bir basit bir modelden başlayacağım. Şimdi ProtoSteel'de her şeyden önce şunu bilmekte fayda var. Ana özellikleri nelerdir? Yani neler girebilirsiniz? Öncelikle şunu söylemek de fayda olacak. Yapısal elemanların hepsini ProtoStructures'da gireceksiniz. Yani kolonlar, kirişler, düşey çaprazlar, yatay çaprazlar vesaire. Bu elemanları, çünkü bunlar tasarlanacak elemanlardır. İçinde kuvvetleri bilmemiz gereken elemanlardır. Bunları ProtoStructures ürününde gireceksiniz. Ve orada tasarlayacaksınız ve oradan ProtoSteel'i aktarabileceksiniz. ProtoSteel'i aktardıktan sonra ikincil dediğimiz eleman, yani aşık gibi, kuşak gibi, şey gibi, gergi çubuğu gibi, merdivenler gibi, bu elemanları ProtoSteel'de de ekleme şansınız olacak. Ama ana yapısal elemanları ProtoStructures tarafından girmiş olmanız gerekiyor. Şimdi ben özelliklerden biraz bahsetmeye başlayacağım. Her şeyden önce gördüğünüz gibi burası bir üç boyutlu bir modelleme ortamıdır. Ve burada yapınızı belli view'ler şeyler içerisinde görüyorsunuz ve istediğiniz kadar yeni görüntü, XY görüntüsü, XZ görüntüsü, YZ görüntüsü veya iki noktayla kesit alma veya üç noktayla geliş güzel bir view yapma komutlarımız var. Örneğin bir kesit alacak olursak herhangi bir iki nokta göstererek oradan bir kesit alabiliriz. Bu şekilde bize lazım olan
Bir saniye, şimdi bir ayarlayayım. Evet, bu şekilde bize lazım olan görüntüleri elde edebiliriz. Aynı şekilde plan görüntüleri veya diğer üç boyutlu görüntüleri de almak mümkün. Programda herhangi bir kısıtlama yok. İstediğiniz sayıda bu görüntüleri alıp yaratabilirsiniz. Bu görüntülere birer isim verebilirsiniz. Bu isimleri verdikten sonra program bunları hafızaya saklar ve bir daha açtığınızda bunları da görürsünüz. Bu şekilde istediğiniz sayıda görüntü yaratmanız mümkün. Şimdi örneğin buradan bir tane üç boyutlu görüntü yazalım. Bunun da şeylerini artıralım. Üst sınırlarını artıralım. Şimdi bu tip programlarda ikinci lazım olan özellik nokta yaratma kabiliyetidir. Çünkü her şeyde her şundan bahsetmek istiyorum. Protostil sadece makrolarla sınırlı değildir. Yani elbette makrolar var ve bu makrolardan biraz sonra bahsedeceğim. Ama en önemli özelliği gelişigüzel makrolarda olmayan herhangi bir bağlantı yapabiliyor olmanız. Biraz sonra onun örneğini de yapacağız. Bunu biz manuel giriş diyoruz. Bir manuel giriş sayesinde programın kendi kütüphanesinde olmayan herhangi bir bağlantı, yani ne kadar karmaşık bir yapı olsa bile bunu sonuna kadar bitirebileceksiniz. Sonuna kadar modelleyebileceksiniz. Ve bu tip şeyler, yani piyasada biliyorsunuz bu konularda çok gelişmiş uluslararası yazılımlar var. Her tür şeyi modellemeye izin veriyorlar. O açıdan protostil de Komosis, arkasında Komosis motoru olduğu için her tür bağlantıyı yapabilmenize olanak tanıyacaktır. Ve tabii böyle bir şey yapmak istediğiniz anda doğal olarak modelleme açısından bol bol nokta yaratmanız gerekecek. Dolayısıyla gene piyasadaki birçok uluslararası yazılımlarda olduğu gibi burada da nokta yaratma komutları var. Tek nokta, iki nokta, kesişen noktalar, iki bir çizgi arasında bölen nokta, extended noktası, paralel noktaları, dik yüz düşümleri vesaire. Bunları biraz sonra zaten örneklerini de göreceğiz. Bunları kullanarak biz istediğimiz yerde nokta yaratabiliriz ve bu noktaları kullanarak ardından da levha, civata, kesim, ne yapmak istersek gelişigüzel her tür modelleme yapabiliriz. Nokta yaratabildikten sonra work plane'leri set etme kabiliyetleri gerekiyor. Biz istediğimiz yerde work plane set edebiliriz. Gene şey gibi 3 noktayla, 2 noktayla bir yüzeye vesaire tanımlayarak, mesela 3 noktayla bir work plane set edecek olursam, burada hemen şunu X yönü deyip, şunu Y yönü deyip work plane'i oraya alabilirim. Bu şekilde diğer uluslararası şey programla gelişmiş programlar gibi o andaki work plane'i herhangi bir noktaya alma şansımız var. Bunun dışında şeyler var. Çok güçlü view filtreleri var. Bu view filtreleri sayesinde her tür isim tabanlı, ID tabanlı, disiplin tabanlı, nesnenin tipine göre grid midir, profil midir, ölçü müdür vesaire, profilin kendi tiplerine göre, levhaların kendi tiplerine göre, katı model şeyine göre, dimarın kendi tiplerine göre ekranda filtrelemek mümkündür. Dolayısıyla her tür şeyi ekranda açıp kapatabilirsiniz. Bu tabi modelleme yaparken işinizi kolaylaştıracaktır. Bunun gibi sonra şey özellikleri var. Visibility, selectability dediğimiz, yani görülebilirlik ve seçilebilirlik. Mesela şu anda ben şey yapsam, bir sadece grid'i görünür hale getirdim. Şu anda her şey görünür hale getirdim. Çok hızlı bir şekilde bunların görünebilirliği veya seçilebilirliğini açıp veya kapatabiliyoruz. Ben öncelikle size şeyden bahsetmek istiyorum. En son makrolara geçeceğim. Öncelikle programın manuel kabiliyetlerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü günümüzde çelik piyasası için özellikle bu manuel editing kabiliyetleri çok önemlidir. Her bir program size manuel olarak bir şeyleri girme fırsatı vermiyorsa, sadece makrolarla baş başa bırakıyorsa, bu çok ciddi bir eksiklik sayılır. Çünkü hiçbir bina ya da çok az bina vardır ki sadece makrolarla bitirebilelim.
Neredeyse bütün binalarda şu veya bu şekilde %5, %10, %20 özel bağlantılar, özel noktalar vardır ve bunları bir şekilde modelleyebiliyor olmamız lazım. Ben şimdi size o konuda biraz bilgi vereceğim. Şimdi şeyden bahsettik, görüntü yaratmaktan konuştuk. Öncelikle buradan bir kesit alalım ve şöyle bir kesit gördük. Bu kesitte hemen workplane'imizi bu kesiti alalım ve şuraya zoomlayalım. Görelim burada ne var. Burada bir tane kolon görüyoruz, bir giriş görüyoruz. Üst alt sınırları bin bin olarak görüyoruz. Burada ben bir tane şey bağlantısı yapmak istiyorsam, varsayalım ki ben bir şey bağlantısı yapan, mesela bir punch bağlantısı yapan bir makro yok. Bunlardan sonra bahsedeceğim zaten. Ama şu anda olmadığını varsayalım. Olmadığını varsaydığımız anda buraya elden bir şey yapmam gerekiyor. Ve protostil içerisinde bu kabiliyetleri var. Ne yapmamız gerekiyor? Her şeyden önce bir kesim yapmamız gerekiyor. Orada bir levha girmemiz gerekiyor. Vesaire. Şimdi ben burada size bir basit bir bağlantı yapmaya çalışacağım burada. Öncelikle şey yapalım. Burada bir nokta yaratalım. 300 mesafede. Şöyle zoomlayalım. Şuradan şuraya giderken bir nokta yarattım. Burada bir levha girmek istiyorum. Bu levha için şuradan gene şuraya bir levha girdim. Bu levhayı dışarıya alalım ve biraz yukarı çıkartalım. Bu şekilde bu levhayı bıraktım. Kalınlığını ayarlayabilirim. Kalınlık 20 ama 20 kalabilir. Uygundur. Derinlemesine bakmak istersem şuradan yeteri kadar derindir aslında ama arttırmak istersem mesela şu kolonun genişliğine bakacak olursam 300 genişliği var. Bunun da ben istersem 300 yapabilirim. Ama istersem olduğu gibi de bırakabilirim. Çünkü yeterlidir. Şuraya dönecek olursam benim şimdi yapmak istediğim bir Guse levhasıdır burada. Şu şekilde. Gene ben burada bir noktaya ihtiyacım var. Şuraya ben eksi 300 diyelim. Şurada bir noktaya snap edeyim. Şu noktadan itibaren eksi 300'de bir nokta şey yaratayım. Şuradan da bir 20 yukarıda bir nokta yaratayım. Ve gene demin girdiğim gibi şuradan şuraya bir levha yaratayım. Şu levhayı da istediğimiz yere alayım. Şimdi kaldı benim için burada bir üçgen levha yapmak. Şu üçgen levhayı da genel levha komutuyla şuradan şu şekilde yapabilirim. Sonra sadece bunu göster dediğim anda şöylesine de bunun köşelerini seçip bunlara bir şey verebilirim. Diyelim 30'luk bir şanfır verdim. Ve hepsine göster deyince hepsi geri geldi. Şu anda ben hızlıca orada bir levhalarımı yarattım. Şimdi buradan bir kesit alacağım. Şuradan bir kesit alacağım. Çünkü cıvatalara girmek istiyorum. Kesit için gene kesit yaratma komutuna gideceğim. Oradan bakarak şuradan görüyorum artık. Workplane'imi buraya alıyorum hemen. Ve burada cıvata yaratmam gerekiyor. Workplane'imi de buraya aldım. Başka bir şeye de neredeyse ihtiyacım yok. Şunu yapabilirim. Cıvata komutuna gidip şu levha ile şu cıvata arasında şurada cıvatalarımı yarat diyorum. Bunların tabii içindeki mesafelerin ayarlanması gerekiyor. Bunları eksi 50 ve 100 diyerekten öncelikle hemen kısa bir uygulama yapabilirim. Ardından da 3 çarpı 60 desem böyle bir şey görüyorum. Bir
boşluk bırakayım orada atlatmak için. Sonra 3 çarpı 60 daha diyeyim. Evet. Aşağı yukarı ben bana lazım olan konfigürasyondan memnunum. Bu cıvata belki biraz fazla yaklaştı. Sıkılması zor olur. O zaman şunu 2 çarpı 60 diyeyim. Evet. Bu şekilde bırakmayı tercih ediyorum şu anda. Gördüğünüz gibi hemen bir şey yapabildim. Şuradaki şey mesafesi de 290. Dolayısıyla 145 artı 20, 165. Bunu da hemen şuraya bir offset vererekten veya bir kesim yaparaktan da yapabilirim ama özür dilerim. Hatta kestim. Evet, şu taraftan yaptım. Evet. Şunu bitişinden eksi 165 desem. Evet. Şu anda onu kesebildim ama isteseydim şurada bir kesim komutu ile de fitting komutu ile de yapabilirdim. Ama ona ihtiyaç kalmadı. Şimdi burada yine üç boyutlu görüntümü geldikten sonra ben burada bazı kaynakları yaratmak istiyorum. Kaynak komutumu gidiyorum ve şu edge'i şuna kaynakla diyorum. Burada gördüğünüz gibi burada direkt hangi edge'de kaynak yapmak istiyorsam direkt gösterebilirim. Şunu ben çift tıklayıp çepeçevre yapsam kendiliğinden o çepeçevre olacaktır. Onun dışında başka kaynaklar da buradan yapmak mümkün. Mesela şurada kaynak yapabiliriz. Şurada da bu edge'i seçip dersem o oradan yaratacaktır kaynağını. Aynı şekilde bu edge'i seçip şu levhayı göstersem o da orada yaratacaktır. Bu şekilde çok hızlı bir şekilde tam olarak kaynağı nerede istediğimi göstererek şey yapabilirim, ilerleyebilirim. Gördüğünüz gibi birkaç dakika içerisinde manuel olarak herhangi bir bağlantıyı yapabilirim. Burada sonuçta her bağlantı levhalardan ibarettir, cıvatalardan ibarettir, kesimlerden ibarettir, kaynaklardan ibarettir. Bunları protostilde çok hızlı bir şekilde yapmak mümkün. Ve dediğim gibi hiçbir yapı %100 makrolarla bitirmek mümkün olmadığı için bu özellikler çok son derece önemli bir hale geliyor. Devam edelim. Programda çok güçlü copy komutları var. Copy özellikleri var. Örneğin ben burada herhangi bir mesela şuradakini de aynı şekilde eksi 165 deyip ters girmişim. Ondan sonra şurada bu levhayı ve şu levhayı ve şu levhayı kopyalasam. Şuradan şu mesafe kadar kopyala desem. Onlar dikkat ettiyseniz benim bir cıvata seçmeme gerek kalmadı. Kaynakları seçmeme de gerek kalmadı. O levhaların üzerindeki cıvatalar ve kaynaklar bazı güçlü uluslararası programlarda olduğu gibi akıllı olarak kendi üstündeki nesneleri de kendileriyle beraber getirdiler. Bu şekilde aynı şekilde biraz sonra makroların kopyalama özelliğini de göreceğiz. Devam ediyorum çünkü vaktimiz çok kısıtlı. Gene şeyde olduğu gibi uluslararası program olduğu gibi siz elden tasarladığınız herhangi bir bağlantıyı bir user joint hale getirebilirsiniz. Bir şirket kütüphanesi hale getirebilirsiniz. Ve bu özellikle beraber artık onu şirket içerisinde farklı farklı yerlerde kullanabileceksiniz. Tabii bunu yapabilmek şu demek oluyor. İlk başta belki bazı makrolar yoksa veya spesifik bir projede özel bağlantılar gerekiyorsa öncelikle o 8-10 tane bağlantıyı hazırlayıp kütüphaneye koyup sonra şirket içerisinde paylaşırsınız. Paylaştıktan sonra da bunları herkes, yani Protosil kullanan herkes kullanabilecek. Devam ediyorum. Biraz şeyden bahsetmek istiyorum, makrolardan bahsetmek istiyorum. Tabii manuel özellikten önce bahsettim çünkü benim düşüncem son derece önemli bir özellik. Her tür manuel bağlantı yapabilme kabiliyeti. Ama elbette Protosil size her zaman elle bağlantı yapmaya zor. Birçok klasik durumlar için size makrolar sunuyor. Bunların ana tiplerine bakacak olursak giriş giriş bağlantıları vardır.
Örneğin stiffen end play çok yaygın olarak kullanılan bir bağlantıdır. Türkiye'de de çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Örneğin hemen burada şu iki bağlantıyı yapacak olursak hemen görebiliriz. Ondan sonra bu bağlantı tabii aynı zamanda şey de sağlıyor. Örneğin burada biz şey yapacak olursak şu tarafta göstereyim size. Şu tarafta bir honç bağlantısı yapalım. Mesela şurada bir honç bağlantısı olsa ve biz bu taraftan yaklaşıp bir şey yapmak istersek hatta şöyle yapalım, daha zorlaştıralım. Şunun orta stiffener'ını da yaratacak şekilde tasarlayalım. Şimdi buradan gelen ikinci bir bağlantı var. Ben bir kaynakları görüntüden kapatayım. Daha temiz görebilelim. Buradan bizim gene kolon, kiriş bağlantımız var ama şu stiffener'lar engel oluyor ve bunlar önemli stiffener'ları kaldıramayız da. Bunları da seçip bağlantıyı bunlara göre yapmasını söyleyebiliriz çok hızlı bir şekilde. Ve bu özellik sayesinde bu stiffen plate hem kolonlarla hem kirişlerle bağlantı yapmamızı sağlıyor. Aynı şekilde bizim basit alın levhalı bağlantılarımız var. Kiriş bağlantılar şeklinde. Örneğin burada bakalım. Şu ana profildir. Evet. Şu ana profil ve şunu seçecek olursak, evet, şurada bir tane kiriş bağlantısını yaptık. Alın levhalı bağlantısını yaptık. Bu da yaygın olarak kullanılan bir bağlantıdır. Ve gene aynı şekilde bizim kütüphanede kılıcın bağlantısı, yani fin plate dediğimiz bağlantımız da var. Şu şekilde. O da hızlı bir şekilde modellemek mümkün. Bunlar kiriş bağlantıları olduğu gibi aynı zamanda kiriş kolon bağlantılarına da dönüşebilen bağlantılardır. Örneğin bu fin plate bağlantısını ben kolon ve kiriş arasında da kullanabilirim. Aynı şekilde tabii splice bağlantıları da var. Aşık kuşak bağlantıları da var. Bunlarla ilgili size bir detaylı model göstereyim. Daha kolay olacak oradan görmek. Şunu açalım ve şunu açalım isterseniz. Evet, burada gördüğünüz gibi birçok bağlantı var. Burada biz şey görüyoruz, honç bağlantılar görüyoruz, aşık kuşak bağlantılar görüyoruz. Bunlar hepsi standart kütüphanede ProtoSteel içerisinde mevcuttur. Mesela aşık bağlantıları bakacak olursak birçok tipi vardır. Bu şey ve otomatik göşeven tipi vardır, bracket tipi vardır, kesimsiz bracket tipi vardır, bükülmüş levha tipi vardır. Bunlar hepsi piyasada yaygın olarak kullanılan bağlantı tipleri. Hepsi ProtoSteel'in içerisinde mevcut. Şurada da gördüğünüz gibi. Bunları hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Gergi çubuklar için bağlantılar var. Base plate'leri hazırlamak için seçenekleriniz var. Bunlar hepsi otomatik makrolar şeklinde mevcuttur. Ve şeylere bakalım. Burada Apex Honch var. Bu da yaygın olarak kullanılan bir bağlantı. Özellikle bu durumlarda çok kullanılıyor. Onun dışında kat bağlantılardan bahsetmiştim zaten. Burada stiffen end plate bağlantıları var. Honch bağlantıları var. Fin plate bağlantıları zaten bahsettim. Çatı çaprazlar için bağlantılar var. Duşe çaprazlar için bağlantılar şuradan görmek mümkün. Burada bakın köşe bent şey köşe corner bolt gasket dediğimiz bağlantı kolonları ve kirişleri ve düşe çaprazların bir arada olduğu noktalarda son derece faydalı bağlantılardır. Bunları kullanabilirsiniz. Bunları üzerinde tek tek geçme zamanım yok çünkü çok toplam zamanımız sanıyorum 40 dakikaya yakın. Bu süre içerisinde bunlar üzerine hızlıca geçmek istiyorum. Şimdi örneğin şey bağlantıları var. Splice ek yeri bağlantıları var. Bu ek yeri bağlantılar sayesinde birçok profile ek yapabilirsiniz. Dediğim gibi her yerde bir makro yoksa veya bir yerde takıldınız, yapamadınız. O durumlarda manuel olarak tamamen %100 serbest bir modelleme olanağı var.
Ve o %100 serbest modelleme olanağı sayesinde şey de yapmanız mümkün. Sonra şirket kütüphanesini geliştirmek de mümkün. Giriş kolon bağlantıları gelecek olursak, Honch bağlantısı en yaygın olarak kullanılıyor. Moment bağlantısı olarak. Bu moment bağlantısının dışında direkt kaynaklı bağlantımız var. Pardon, bu flange direct moment connection, yani direkt bir GUSE olmadan bir ek yeri gibi kolondan çıkan bağlantılarımız var. Onun dışında extended end plate bağlantımız var. Bu da torklu cıvatalar gerektiren gene moment bağlantısıdır. Bu da yaygın olarak kullanılabilen. Tek şey sıkıntısı torklanma şartı olduğu için, ama moment kapasitesini elde etmek için uygun bir bağlantı. Bir deprem bölgelerinde özellikle kullanılan bir bağlantıdır. Bunun dışında sonra çaprazlarla ilgili hem düşey çaprazlar, hem yatay çaprazlar, hem çatı çaprazlar. Hepsiyle ilgili çalışan bağlantılarımız var. Hem bolted gusset, hem corner bolted gusset olarak. Bir de welded gusset ve corner welded gusset. Yani bundan kaynaklı ve cıvatalı halleri var. Bolted gusset dediğimiz bağlantı şu bağlantıdır. Burada size de gösterebileceğim. Mesela şu bağlantı bolted gusset bağlantısıdır. Ama corner bolted gusset bağlantısı dediğimizde, şu köşeli durumlarda eğer eleman bir taraftan bir levha ile sınırlıysa, mesela şu gelen eleman şuraya bağlanacak ama şu levha ile de sınırlı. Bu tip yerlerde hiç kaçırmadan normalde birçok yazılımda bu tip durumlarda bu düşey çaprazı kaçırıyorlar. Ve kaçırınca ciddi eksantrisiteler oluşuyor. Ve bu eksantrisiteler tabii hoş değil, çünkü kolonda istenmeyen momentler yaratıyor. Normalde burada bir bağlantı yapmak zordur, eğer kaçırmadan bağlayacak olursak. Bağlantı yapmak zordur ama şeyde protostil içerisinde bunları hızlı bir şekilde yapmak mümkündür. Devam edelim. Bu bağlantıların hepsine preset atamak da mümkün. Yani şirket standartları geliştirip mesela kat giriş bağlantıları olsun, diğer bağlantıları olsun, hepsine farklı profil tiplerine göre ayar yapıp kaydedebilirsiniz. Ve kaydedilmiş bağlantıları sonradan başka yerde çağırıp kullanmak da mümkün. Şimdi devam edelim. Buradaki şeyler, elemanları kesmek, bir daha birleştirmek, bunlardan bahsetmiyorum çünkü bunlar biraz tali özellikler. Ama şunu söyleyebilirim, aklınızdaki gelişmiş uluslararası programlarda bulunan her tür şey özelliği, modelleme özelliği mevcuttur. Size yarı yolda bırakmayacak bir modelleme arayüzü vardır. Projeye sonuna kadar bitirebileceksiniz. Şunu yapıyor ama şunu yapamıyor vesaire gibi bir derdiniz olmayacak. Ve bu çok önemli bir özellik. Çünkü bu yazılımlar biliyorsunuz çok pahalı yazılımlardır, uluslararası yazılımlar. Ama Protostil sayesinde siz normal projelendirme ihtiyaçlarınızı çok düşük, nispeten çok düşük bir maliyetle halledebileceksiniz. Çok önemli bir konu numbering konusudur. Yani elemanların otomatik olarak numaralandırılması. Bu özellik Protostil'de %100 uluslararası programlardaki gibidir. Yani her tür ince ayar yapmak mümkün. Daha önce numara aldıysa bir daha numara verme, aldıysa bile yeni numara ver, eskisine benzet, toleransları ayarlamak. Hatta onlardan daha gelişmiş özellikleri var. Çünkü iki ayrı, üç, bir binaya farklı grupları ayırmak mümkün. Bir binanın bir kısmını number yapıp diğer kısmını numberingsiz bırakmak mümkün. Özellikle büyük projelerde kısmi bazen ihtiyaç oluyor ki birinci katın imalat resimleri gerekiyor, ikinci katın imalat resimleri gerekiyor. O tip şeylerde genellikle sıkıntılar yaşanıyor. Ama Protostil'de onları çok hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. Burada vermek istediğim ana mesaj, uluslararası programlarda yapabildiğiniz her şeyi bazen onlardan daha iyi bir şekilde yapabileceksiniz ve hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. Yani buradaki makrolarından bahsederken ben çok önemli bir şeyden bahsetmedim. Ondan şimdi bahsedeyim. Bu makroların önemli bir kısmı, yani kat girişleri, moment bağlantıları vesaire, düşey çaprazlar, yatay çaprazlar, bunlar içindeki kuvvetlerine göre, hatırlarsanız bu protostructure ile beraber çalışan bir üründür. Ve protostructure'dan gelen yükleri biliyor olacaktır protostil.
Dolayısıyla her elemanın içerisinde, örneğin bu kirişin içindeki kuvvet biliniyor. Bir çaprazın içerisinde, o çaprazın içindeki kuvvet biliniyor. Bu kirişin içindeki kuvvet protosil tarafından biliniyor. Bu makrolar bu kuvvetlere bildikleri için otomatik olarak seçtiğiniz standarda göre civata adedini, civata çapını, levha kalınlıklarını, kaynak büyüklüklerini vesaire tasarlamaktadır. Bu ciddi bir zaman kazanımı. Çünkü normalde biliyorsunuz bu bağlantıların içine girdikten sonra, örneğin herhangi bir bağlantının içine girelim. Tecrübesiz bir kullanıcının bir sürü ayar yapması gerekiyor. Yani gidecek, burada rakamlar yazacak, burada rakamlar yazacak, parçaların levha kalınlıklarına girecek hiç değilse. Ondan sonra civataların mesafelerine girecek. Bu civataların mesafelerine girerken civataların profillerini hatırlayacak, onların aks mesafelerini akılda tutacak, hata yapacak, yanlış yapacak vesaire, kaynak büyüklüklerini ve tiplerine gelecek. Bunlar hepsi, yani çok basit bir örnek için bile belki 8-10 dakika alan şeyler. Protostil'de ise bunları sadece iki tıkla, yani şunu şuna bağla dediğiniz anda, içinde kuvvetler varsa, yükler varsa ve standartlar ayarlanmışsa hızlı bir şekilde onları tasarlayıp bağlayacak ve belki 10 dakika süren bir şey saniyeler içerisinde bitecek. Numbering'den bahsettim. Numbering önemli bir özellik, çünkü o özellik sayesinde her tür numaralandırma ve numaralandırmanın ince ayarları yapmak mümkün. Ve en sonunda siz böyle tamamen modellenmiş bir bina ile karşı karşıyasınız. Numbering'i de yapmışsınız. Burada tabii ana şeyimize geri dönüyoruz. Neden böyle? İşte çünkü imalat resimleri elde etmek istiyorduk. Onunla ilgili bir iki örnek size gösterip sonra bu webinarı kapatacağız. Mesela şöyle bir bina düşünelim. Burada ben özellikle bir iki tane makasla ilgili örnek vermek istediğim için, aslında bu daha basit bir bina ama örnek olarak onu vermek istedim. Siz modellemeye bitirdiniz, numbering'i de yaptırdınız, emin olduk, clash check'leri yaptırdınız. Program içerisinde clash check kabiliyeti mevcuttur. Herhangi bir şey seçip çarpan bir şey var mı diye sorabilirsiniz. Emin oldunuz ki binada bir sorun kalmadı. Ve artık onun imalat resimlerini elde etmek istiyorsunuz. Aynen uluslararası programlarda olduğu gibi hem part çizimleri, yani parça çizimleri, bunlar A4 şeklinde, A3 şeklinde olabiliyor ve imalat hanelerde sıklıkla kullanılan resimlerdir. Hem de assembly resimleri. Bir de aynı zamanda genel konstrüksiyon resimleri. Yani siz hem genel konstrüksiyon resimleri elde edebileceksiniz, hem assembly resimleri elde edebileceksiniz, hem de parça resimleri elde edebileceksiniz. Burada biliyorsunuz sadece genel konstrüksiyon resimleri yarı otomatiktir. Yarı otomatikten kastettiğimizi biliyorsunuz, uluslararası programlarda olduğu gibi. Bunları sadece görüntüleri içeri alarak tariflemek mümkün, tarif etmek mümkün. Ama diğer iki tür resim, yani parça resmi ile marka resmi, her ikisi tamamen otomatiktir. Yani mesela bu makasın çizimi bende şu anda otomatik olarak içeride vardır. Onu bulmaya çalışayım. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama belki budur. O makasın resmini şu anda göreceğiz. Evet, buydu. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bu resim hiç el değmeden hazırlanmış bir resimdir. Ve gördüğünüz gibi aslında bayağı güzel hazırlanmış. Burada çok elle müdahaleye gerek bırakmadan hazırlanmış bir resim. Çünkü özellikle makas resimleri diğer programlarda çok sıkıntılıdır. Bir sürü elle ölçü vermek gerekiyor ama Protostil'de bunu yapmaktan kurtulacaksınız ve otomatik olarak bu resimleri elde edeceksiniz. Bir tane giriş örneğini de size göstereyim. Burada mesela Guseli bir giriş vardır. Ekranda görüyorsunuz zaten şu anda. Ben burada özellikle kaynak işaretlerini açık bıraktım. Piyasada bir alışkanlık var. Kaynak işaretlerini kapatıyorlar. Çünkü kaynaklar resmin kalitesini çok düşürüyor. Ve çok elle müdahale gerektiriyor. Ve elle veriliyor bu kaynaklar. Veya hiç verilmiyor ve bazı notlarla ifade edilmeye çalışılıyor. Ben özellikle bunları açık bıraktım ki otomatik olarak kaynak işaretleri açık olan bir resim bile aslında baya temiz olarak alınmış malzeme listeleri, single part çizimleri, bunların seçenekleri var. İsterseniz açabilirsiniz, isterseniz kapatabilirsiniz. Muhtelif projelerin ihtiyaçları farklı olacak. Ama sonuçta hepsine yapmak mümkün.
Bu şekilde Protostil içerisinde siz hazırlamış olduğunuz modelin tüm resimlerini otomatik olarak hazırlayabileceksiniz. Bunun yanı sıra tabii ki malzeme listeleri de elde etmek mümkün. Hem satın alma listeleri, hem detaylı cıvata listeleri, hem detaylı rondela listeleri, hem detaylı levha ve profil listeleri. Hem satın almaya yönelik hem imalata yönelik almak mümkün. En sonunda şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Ülkemizde tekla çok yaygın olarak kullanılmaktadır ve birçok imalat resimleri hazırlayan firmalar bunu kullanmaktadır. Hatta imalatçılar da bunu kullanmaktadırlar. Dolayısıyla Protosti ile şöyle bir özellik ekledik. Protosti hazırlamış olduğunuz modelleri başka birine eğer tekla modeli olarak göndermek istiyorsanız tam %100 tüm modeli teklaya aktarabileceksiniz. Ki karşı tarafta o modelde gidebilsin. Böyle bir ihtiyaç sizin tarafınızda olmaz. Sizin tarafınızda böyle bir zaten modellemek için herhangi bir şeye ihtiyacınız yok. Bağlantı yapmak için herhangi bir şeye ihtiyacınız yok. Ama karşı taraf bazen sizden tekla modeli isteyebilir. Bunun için viewer'lar da var ama aynı zamanda tekla modeli doğrudan export etme kabiliyeti de var.